Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Bugünkü günde dünya musulmanları uğralaşıp kalgan işe türlü fırka, türlü akım güruhları Mavaraonnahr yurtlarımızda hem hususan bizim Özbekistan diyarımızda hem payda bulgan güruh akımlar öz tasirini yangi İslomga qiziqib kirib kelayotgan yoshlarimizga İslomdan dini amallardan, dini ilmlardan, dini ibodat e'tiqodlardan bexabar bo'lgan insonlarga o'z ta'sirini o'tkazib kelyapti. Ular oz sonli bo'lsa-da, ko'p sonli insonlar ichida mana shunday bir ixtiloflarni keltirib chiqarib turibdi. Ana shunday guruhlardan eng bir xatarli guruhlar hisobida hisoblayman men ularni. Salafiylik, ya'ni o'sha 7-asr, 8-asrlarda nihoyatda bir avj olgan havoriylar izdoshlari, salafiylar, o'zlariga salafi deb nom qo'yib olganlar, aslida soxta salafiylar mana shunday bir xatarli guruhlardan biri. Nima uchun xatarli guruhlardan biri deyapmiz? Chunki ular insonning ibodatlardagi xatoliklarga, ibodatdagi ixtiloflarga sababchi bo'lishligi bilan birgalikda insonning e'tiqodi, e'tiqodiy taraflariga ham jiddiy xatarlar beradi. Payg'ambarim sollallohu alayhi va sallam esa mening ummatim zalolat tepasida birlashmaydi dedilar. Qachon zalolatda yurgan insonlarni ko'radigan bo'lsak, bemalol bularni adashgan firqalar, adashgan oqimlar guruhiga qo'shishligimiz mumkin bo'lib qoladi. Ularning xatarli jihatlaridan biri o'sha havoriylar ham, salafiylar ham mana shunday e'tiqodda bo'lib kelgan jihatlaridan biri Allohning oyatlariga, Rasulimiz alayhissalomning hadislariga matn va o'zlarining aqllarigagina tayanib ma'no berishliklaridadir. Ya'ni ular oyati karima bo'lsin, hadisi sharif bo'lsin, uning zohiriy ma'nosinigina olib, uning sharhi, izohi, tafsirlari bilan ishi yo'q holatda odamlar o'rtasida ixtilof chiqaradi. Bitta hadisdagi ularni ma'no berib ixtilof chiqaradigan holatlarni aytadigan bo'lsak, Payg'ambarim sollallohu alayhi va sallamning Imom Buxoriy rivoyatlarida, Imom Buxoriyning sahihida kelgan bir hadis sharifda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam shunday deganlar: Sab'atun yuzilluhumullohu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu hadisi sharifi. Ya'ni Alloh taolo qiyomat kunida biror bir soya yo'q kunda 7 toifa insonni o'zining soyasidan soyasi tagida soyalantiradi degan hadisi sharifidir. Ana shu hadisi sharifning yana davomida o'sha 7 toifa haqida aytadi. Mana shu boshlanishdagi ma'nosiga shunday zohiriygina ma'no berib qo'yadi. Ya'ni Alloh taolo qiyomat kunida biror bir soya yo'q kunda o'zining soyasida o'sha 7 toifa insonni soyalantiradi deb zohiriy ma'no berishligida Alloh taolaga jism isbot qilib qo'yadi. Alloh taolo esa Qur'oni Karimda laysa kamislihi shay biror bir narsaga o'xshamasligini, Allohning hech narsaga o'xshash jihati yo'q, Allohning o'xshashi yo'q degan oyati karimalar bilan Alloh taolo biror bir narsaga o'xshamasligini aytib qo'yibdi. Alloh taborak va taolo biror bir jihatdan, biror bir narsada biror o'zining mahluqotlariga o'xshamaydi azizlar. Alloh taologa bunday sifatni qoyim qilishlik Alloh taologa nuqson olib kelishlik bo'ladi azizlar. Bu bilan Alloh taolo insonlarga o'xshaydi, yoyinki oyga o'xshaydi, yoyinki quyoshga o'xshash o'zining bir jismi bor. Mana shu jismidan tarqalgan soyasi bilan soyalantiradi degan ma'no kelib chiqib qolmasligi kerak. E'tiqodda insonlarni nihoyatda adashtirgan holat bo'ladi. Alloh taolo hech bir soyasi yo'q zot azizlar. Ana shunday ma'no berishliklarda mo'min musulmonlarni adashtirib, ularning orasiga ixtiloflar solayotgan, nayinki mana shunday e'tiqodiy masalalarda, fiqhiy masalalarda ham, ibodatlarda ham musulmonlar o'rtasiga chiqib ixtilof qilayotgan salafiylarga Alloh taoladan insof, tavfiq
hidayet dileyiniz. Vallahu a'lam bis-savab. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah rabbil alamin. Vel akibatu lil muttaqin. Es-salatu es-selamu ala Resulillah. Amma ba'du. Es-selamu aleykum hurmatli cemaat. Muhterem azizlere, mana bu Ramazan ayının mübarek keçelerde kunduzlarını ibadette ötkezemiz muhterem azizlere. Mana şu Ramazan ayının evveli rahmet bugün, avsatuhu mağfirat bugün ve ahiruhu utkin minen niram bugün. Ahirgi 10 günlüğüde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem itikaf oturganları. Bu itikafını oturuşluk sünnet-i muakkede. Kimiki sünnet-i muakkedeni beceretigen bosa, en bir suyuklu amellerini becergen bularak muhteremizler. Mana bu itikaf, şunday bir nesil ki, itikaf lügatta üşlap kalış, turup kalış, lazım tutuş degen manalarını bererek muhteremizlerim. Yani şeriatta ise Ruzadarının cemaat mescidinde itikaf niyeti bilen ila kalıştırırken. Mana şu itikaf üç türge bulunadı. Birincisi vacip, ikincisi sünnet, tümakkede, üçüncisi müstehab. Yani vacip şu ki bunga nazar kılıngan itikaf kıradı. Sünnet-i muakkedegi ise bunga Ramazan'ın ahirgi 10 günlüğü de itikaf oturuş kıradı. Üçüncüsü müstehabge ise bundan başka itikaflar kırarken. Yukarıdaki zikr kılınganlardan başkası bu müstehab itikafı kıradı. İtikaf özüge has alahide ibadet bulup, o ile bende kalp musaffaligini dünyanın teşvişlerinden hali üzlette buladı. Allah Teala'ya kurbet hasıl kıladı. Ve şu kabi köpkine faziletli amellerge erişedi. O itikaf ise onun azı hem bir gündür. Kim itikafını büzse kazasını beceredi. Huddi nafil ruzanı büzgeni kabi. İtikaf oturgan adam mescidde insan hacetlerden başka hacetler için çıkılmaydı. İnsan hacetleri degende katta ve küçük taharat kılışlık, necasatini ketkizişlik, cünüblükten paklanışlik, mana şu amelleri kırarken muhtemezler. Peygamber aleyhisselamdan bitti mübarek hadisleri var ki, Ayşe radiyallahu anhudan rivayet kılıngan, An Ayşe radiyallahu anha, qalat kunta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İza iktekefe, la yedukhulul beyte illa lil hacetil insani, revahul malik. Peygamber aleyhisselam şimdi de merhamet yaptı. Kimi ki itikaf oturatken bosa çıkmaydı o şey mescidden yaptı. Magaram hacetleri için çıkardı diye merhamet kıldı. Şunun için hacetten başka amellerine çıkılmaydı. Kimi ki onda bir aldı sattısı bulatken bosa. Ya bu masa başka zaruri narsaları bulatken bosa. Mescidde bosa hem beceradı. Kimi ki bana şu Ramazan'da sıdkıdıl bilen, ihlas bilen, bana şimdi itikaf da oturatken bosa, albette Peygamber aleyhisselamın bir yukalıp buraya sünnet amellerini bacırken buladı. O bilen Peygamber aleyhisselamın bir şefaatine erişedi inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.